Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay. üç renkli harika bir desen çalışacağız. Özellikle hırkalara çok yakışacağını düşünüyorum. Deseni büyüterek ve kalın iplerle örerek de bebek battaniyesi örebilirsiniz. Elinizdeki kalın ipleri değerlendirebileceğiniz bir model açıkçası. Şişime 33 tane ilmek attım. 6 tane ilmeğimi kenar pat olarak kullanacağız. 3 tane ilmeğimiz dikiş payı ve kalan ilmeklerimizi desenimizi yerleştireceğiz anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim Evet arkadaşlar şimdi 2 4 6 tane ilmeğimizi haroşa yani düz örgü olarak öreceğiz önden arkadan ve burası bizim eğer bir yelek örüyorsanız kenar patı olarak kabul edeceğiz şimdi 6 tane ilmeğimi ben bu şekilde düz ördükten sonra desenimi kurmadan önce önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters örgü öreceğiz Şimdi örgümüzü bir sıra sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet. Örgümüzü örelim. Bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz ördük. Örgümüzün arka tarafından son 6 ilmek hariç hepsini ters örüyoruz. Son 6 ilmeği düz örerek kenar patı harışımızla bir örüp tekrar sizinle ön tarafta buluşuyoruz. Yeni rengi ipimizle bağlayacağız. Evet şimdi iki sıra bakın buraya düz örgümüz düştü 6 tane kenar patı ilmeğimizde bakın haroş olarak devam ediyor ve 7. ilmeğin altında bu şekilde tarçın ipimi bağladım. Şimdi 6 tane yeşil ipimizle haroşamızı örerek şimdi sağ kısmına geçelim. Evvela ne yapıyoruz? Yeşil ipimizle 6 tane ilmeğimizi örüyoruz. 5-6 ve yeşil ipimi bırakıyorum tarçın ipimi elime alıp yeşil ipin üzerinden atlatarak bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar yine düz örüyorum. Örgümün arka tarafına geçince yine bütün ilmeklerim son 6 ilmeğim hariç ters öreceğiz arkadaşlar. 3. sıramızda yine bu şekilde öreceğiz ve 4. sıramızı yine arkadan ters öreceğiz. Yani toplamda tarçın ipimizle ön tarafa 4 düz sırası düşürmüş olacağız. Şimdi ilmeklerimin hepsini ördüm. Örgümün arka tarafından buraya kadar ilmeklerimizi ters örelim. Başlayalım. İlk ilmeği örmeden aldım. Ters örüyorum. Haroşaya kadar örelim. Evet. Ters ilmeklerimi ördüm. Haroşa ipimi e, Pardon. Tarçın ip, ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi tarçın ipin üzerinden bakın. Bu şekilde atlatarak alta verip haroşa olan ilmeklerimi yani kenar patı ilmeklerimi örüyorum. Evet ipimiz sıkılıyoruz. Şimdi bunu bir kez daha tekrarlayacağız. Yani önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra tarçın ipimizi öreceğiz. Burada arkadaşlar ip atlatmaları da ipimizi şu şekilde çarpı yapmayı unutmuyoruz. Yoksa burası açılır. Şimdi iki sıramız daha örelim. Toplamda ön tarafta dört sıra olunca tekrar buluşalım. Evet dört sıra bakın düz örgümüzü düşürdük. Şimdi yeşil ipimizle artık devam ediyoruz bu sıraya. Evvela 6 tane kenar katı ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 tane daha tarçın ilmeğimden örüp bakın şimdi şu dördüncü ilmeği söküyorum 1 2 3 4 yani 4 tane burada bakın örmüş olduğum tarçının ip kanatları var yeşil ilmeğimi takıyorum şişime tarçın ilmeklerinin altından girerek hepsini yani 5 tane 4 artı 1 5 tane hepsini bir örüyorum 1 2 3 tane ördüm yine Dördüncüyü söküyorum. 2, 3, 4 ve yeşil ilmeği takıp tekrar hepsini beraber örüyorum. Araya 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeğimi söküyorum. Yeşil ilmeği takıp şu şekilde şişin üstüne hepsini alabilirsiniz. Bakın şöyle ve bunun hepsini beraber örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği söküyorum. Yeşil ilmeğimi ve diğer 4 tane ipimi şu şekilde şişin üstüne alıyorum ve hepsini beraber örüyorum. Şimdi hepsini bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 4. ilmeğimi söküyorum, şişten çıkarıp ve yeşil ilmekle beraber tarçın ipleri takıp hepsini örüyorum. 1 2 3 tane örüyorum. 4. ilmeği şişten çıkarıp söküyorum ve yeşil ilmeğimi takıyorum ve bu ilmeklerin hepsini sol şişe takıp hepsini düz bir şekilde örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğim ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi desenimizin ilk sırasını tarçınla olanı bitireceğiz. Örgümün arka tarafına döndüm. Son 6 ilmek hariç hepsini ters örüyorum. Son 6 ilmeği de düz örerek haroşa sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi burayı örelim arkadaşlar. Son 6 ilmeği düz örüp tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipim pardon krem rengi ipimi de buraya bağladım yine 7. ilmeğin altına ve kenar katı ilmeklerimi örerek başlıyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Yeşil ipimi bırakıyorum. Krem ipimi yeşilin üzerinden atlatarak elime alıyorum. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıp bir tane örüyorum. Örmeden alıp bir tane alıyorum. Bu bir tane aldı, aldı, ördüğüm şuradaki direğin üstüne bir tane düşürmeniz lazım. O yüzden başlarken örmeden bir tane şişe almalısınız. Bakın 6 taneyi ördük. Hemen bir tanesini örmeden şişimizi aldık. Örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Örmeden alıp bir tane örüyorum bir tane aldım bir tane ördüm bir tane aldım bir tane ördüm şu şekilde bakalım hata yapmayalım mutlaka şuraya bir tane düşmesi gerekiyor desenimiz sıranın sonuna kadar dikkat ederek bu kısımda sadece bir tane örüp bir tane alıyoruz son ilmeğimi ters ördüm arkadaşlar bakın Şimdi örgümün arka tarafından ilk ilmeğimi örmeden alıp burada yine krem ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpi kendi tarafıma çekiyorum. Yeşil ilmekleri şişime alıyorum. İpi alta verdim, düz ördüm. İpi çektim, aldım. Krem ilmekleri sadece örüyorum. Yeşil ilmekleri tekrar örmeden şişime alıyorum. Örgümün arka tarafındayım ve birinci sıramız desenimizin bitmiş oluyor. Evet. Krem bu ilmeğimi aldım. Şimdi krem ipimi bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum ve alta vererek 6 tane kenar patı ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bitirdik. Şimdi yeni sıramızı yapabilmek için ilk başta yaptığımız iki sıra yeşil örgümüzü yine önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters olarak öreceğiz. Şimdi ben burayı örüyorum. Son 6 ilmekler biliyorsunuz buradaki baştaki ve dönüşte son 6 ilmek haraşo oluyor. Şimdi bütün ilmekleri sıramın sonuna kadar düz. Arka taraftan da son 6 ilmek hariç ters örüyorum ve yine geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşil ipimle önden düz sıramı ördüm. Arkadan da buraya kadar ters örüp kalan ilmeklerimi haraşo örüp e, ikinci desen sıram için mesafeyi örmüş olduk. Şimdi e, tekrar buradan yine aynı şekilde örgümüzü tarçın ipimizle başlayacağız. Öreceğiz. Videomuzu o kısma kadar çekelim. tekrarlayalım. Desenimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Sürekli burayı arayı ördükten sonra tekrar videoyu buraya çekin. Eğer anlamayanlar için soruyorum. Söylüyorum e, desenimizi örmeye devam edelim. Şimdi ben örgün bir miktar örüyorum ve tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar desenimiz bakın bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. E, tarçın sıralarının her sırasını elinizdeki kalan iplerle değerlendirirsiniz yine güzel sonuçlar elde edersiniz. E, krem ve yeşili sabit tutarsınız ve tarçınların renklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Arka tarafını da gösterecek olursak. Orası da böyle. Ve tekrar önden bakacak olursak kabartmalı. Güzel bir model. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenilerle desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. İnşallah başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.